Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bazı dikey sıçrama hareketlerini göstereceğim ve nasıl yapılması gerektiği konusunda detaylı bir anlatım yapacağım. İlk hareketimizle başlayalım. Birinci hareketimiz squat jumps. Squat jumps yaparken dik pozisyonda ve ayaklarımız omuz genişliğinde açık bir şekilde başlıyoruz. İkinci önemli kısım ise sırtımız düz olacak şekilde kalçamız da dışarıya ittirerek çömelme pozisyonu alıyoruz. Üçüncü kısım zıplama kısmı. Yerden kuvvet alarak sıçramaya özen gösteriyoruz ve yere düşerken de mutlaka dizlerimiz yaylanarak yere düşmemiz gerekiyor. İkinci hareket ise tuck jumps. Tuck jumps yaparken doğru form çok önemli. Eğer doğru formda tuck jumps yapamıyorsanız bu hem dizlerinize hem de ayak bileklerinize oldukça zarar verecektir. Doğru formu yakalamak için şunları uygulayabilirsiniz. Birincisi, ayaklarınızı omuz genişliğinde açın. İkincisi, zıplarken dizlerinizi göğsünüze doğru çekmeye çalışın. Üçüncü ve en önemli kısım ise düşüşünüz. Düşüşünüz tabanlarınızın üstüne olmamalı. Tamamen parmak uçlarınızda ve dizlerinizi yaylandırarak düşmeye çalışmalısınız. Diğer bir hareketimiz ise dev jump. Dev jump yapmak için ekipman olarak bir bank kullanabilirsiniz. Bir sandalye olabilir. Ya da bir taşın üstüne çıkıp atlayabilirsiniz. Hareketi yaparken kullandığımız bankın üstüne çıkıyoruz. İleriye doğru bir adım atar gibi yere düşüyoruz çift ayağımızla beraber. Çift ayağımızla yere düşer düşmez en patlayıcı sıçramamızı yapmaya çalışıyoruz. Bu egzersizi uygularken yapılan en önemli hata şu. Yere düştükten sonra yukarı sıçrayışa odaklanmamak. Yani şundan bahsediyorum. Yere düşer düşmez yukarıya doğru en iyi sıçrayışınızı vermelisiniz. Bu da hareketi en iyi şekilde uyguladığınız anlamına geliyor. Favori hareketlerden bir tanesi olan split jump, güç, kas, koordinasyon ve atletik performansı geliştirmek için muazzam bir egzersiz. Birincisi ekipman gerektirmiyor. İkincisi her yerde uygulayabilirsiniz. Evde, spor salonunda, dışarıda, nerede istiyorsanız. Split jumps uygularken bir ayağınız diğer ayağınızın yaklaşık 45 santim önünde olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Yukarıya sıçrarken ayaklarınızı havada değiştirmeye özen gösterin. İkinci nokta ise dizinizi yere değdirmemeye çalışın. Bu hareketi uygularken kollarınızı da ivme kazanabilirsiniz. Split squat ana olarak kalça ve quadriceps kaslarını çalıştırır ama bunu sadece bir alt vücut egzersizi olarak düşünmek de yanlış. Bu harekette dik ve dengeli durabilmek için karın ve oblik kaslarımızı da kullanıyoruz aslında. Kalça ve quadriceps kaslarına kuvvet ve dayanıklılık kazandırmak için bu egzersiz uygulanır. Bu egzersizi uygularken bir bench yardımı ya da evde yapacaksanız bir sandalye, puf, koltuk, yatak, herhangi bir şey olabilir. Önemli olan diziniz hizasında bir yükselti. Bir ayağınızı o yükseltiye koyduktan sonra ya da bench'e koyduktan sonra dizinizi kırarak çömelmeye başlıyorsunuz. Omuzlar geride olacak şekilde ve rahat bırakılmalı vücut. Single leg squat genellikle iki bacak arası kuvvet farkını kapatmak için ya da sportif yaralanmalar sonrasında sahaya dönüşte fonksiyonel antrenmanlarda uygulamak için çok başvurulan bir yöntemdir. Single leg squat'ı uygularken ayakta dik durarak bir bacak öne hafif doğru veya arkaya kaldırılır. Eller vücudu dengelemek için karşıya doğru göğüs hizasında kaldırılır. Bu egzersiz aynı zamanda sizin koordinasyonunuzu ve dengenizi de arttıracaktır.
Ayrıca tendon yaralanmalarından sonra uygulanan temel hareketlerden bir tanesidir. Ancak herhangi bir sakatlığınız yoksa bu hareketi uygulayabilirsiniz. Şimdi bu hareketi yaparken yapılan temel hatalardan bir tanesi barın konumu. Barı ön omuzunuza gelecek şekilde oturtun ve her iki elinizle de barı sabitleyin. Mutlaka sabitleyin, düşmesin. Ayaklarınız omuz genişliğinde olacak. Son noktaya geldiğinizde nefes vererek ortak hızda kontrollü bir şekilde yükselmeye başlayacaksınız. Düşük tekrarlar, yüksek setler. Yani örneğin 5 tekrar 6 set ya da 5 set 7 tekrar gibi uygulayabilirsiniz. Bu hareketi bonus olarak veriyorum. Benim de daha önceden internette gördüğüm hareketlerden bir tanesi bu. Topu yere atıp aynı rebound alacak şekilde en yüksek noktada yakalamaya çalışıyoruz. Bunu özellikle antrenmanlarınızdan sonra yapmaya çalışın. Yani antrenmanınız bitti. Tamamen bitirdiniz antrenmanı. Bir tane basketbol topu alın. Yere sektirin ve en üst noktada yakalamaya çalışın. Gerçekten işe yaradığını söyleyebilirim.